da gelininkiydi. Gelinini bulamadı. Onu geçtim. Çünkü buradan hepimiz gördük. İçeride ben de konuştuk zaten. Bahsettim. İnceydi İnceye seninki alçaktı diye. Bak gelini içine bir az koymuş olabilir. Kalındı inceydi diye bahsetmeyin. Aynı hataya düştüm. Çünkü tüyolar gidiyor. Lütfen güzel konuşun. Tamam. İncelikten, kalınlıktan bahsetmeyin. Kendinizi yakarsınız. Neriman teyze, ilkini yedin kalın dedin. İkinciyi yedin kalın dedin. Üçüncüyü yedin bu da kalın dedin. Dördüncüyü yedin çok beğendin. Neden ilk üçüne kalın deyip de ikinciye bir verdin? Çünkü dedin ki şerbeti güzel olmuş kalın. İçi pişmemiş gibi yanındakine geldin ki. Evet bunun da içi pişmemiş gibi kalın. Ama Ayten Hanı bunu yapamaz, bunu yapamaz. Belki bunu yapabilir dedin. Gittin dördü en çok beğendin. Benimkine dedi ki. Bunu Ayten yapabilir dedi. Ve ona kötü olmuş, şöyle olmuş demedi. Kalın dedi. Ne? Kalın. Kız ilkli ikinciye dedi kalın. Üçüncüye de kalın dedi. Bu da kalın olmuş dedi. Büyük ben buradan çok yakalım. Hamurundan bahsetmedi ama. Kalın bence dedi. İçinin tombikliğinden bahsetti. Çünkü Ayten'in tiyosunda Ayten dedi. İncecik yapmıştı. Ama demiş ki diğerlerine nazaran o kadar da... Bir konuşma. Dedi tamam, ki bir konuşma, kalın bağırma. Ama diğerlerine nazaran o kadar kalın değil. Ben buradan duyuyorum, yalan söylemiyorum. Gönül, İlk üçüne bak kalın güzelim, dedi. Orada... Yani açılma yanlışı sendeydi. Niye? Evet. Hamurun sendeydi. En kalın senindi Gönülcüğüm. Tamam mı? Bak bir şey peki, diyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir demediler mi bir el büyüklüğünde bak, açında öyle sarın bak, diye? Gönülcüğüm. Benim elim ben bu dedim... kadar. Bak ben sana söyleyeyim ne demek istediğini. Şimdi yapı olarak, cisim olarak belki o kalınlıktan bahset. Ama ben hani Seda Hanım dedi ya hepimizin masalarına bakın diye. Üçümüzün de hamurları incecik açılmıştı. Benim de incecikti ya Nurcuğum. Hayır seninki kalındı hayatım. Ya incecikti sen oradan nasıl görüp de buna masalarınızı karar verebiliyorsun? Yağnur hepinizin yufkası açılmıştı ki. Bak hepinizin yufkası açılmıştı. İncecikti. Yapılmıştı. Oradaki ben içini pişmişliğine pişmemişliğine baktım. Ben yani bunu iddia etme bak. Ben kalın olsa kalın derim zaten ama Gönül. İnceydi benimki de inceydi. Ben buradan oraya bakıyorum sen yani neydi? Bir dakika ben buradan oraya bakıyorum ya bak. Bir tane birinci tabak sanki bir tavuk göğsünü fırına vermişler içini doldurmuş tavuk göğsü. Şişmiş böyle duruyor. Siz öyle görmüyor musunuz? İlk. Ben öyle şişko bir şey görüyorum. İkinciye geliyoruz. Böyle daha olmuş onu tam bilemiyorum. Üçüncü normal duruyor, dördüncü de normal duruyor. Yani ben böyle görüyorum şu an. Bak şimdi sen aslına geliyorsun... bakarsan doğruyu söylemek gerekirse Neriman teyze sen 3 ve 4. tabakları beğendin. Hatta benimkinde bayağı bir üstünde durdun. Biri Ayten'in biri benim zaten. Ay, onlara ver bak lazım. Ona uygun puan verseydin. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Çok demek... güzel konuşuyorsun da bir dakika. Aysun bak sen benim üstüme geliyorsun ama yok, ben bu hatayı ben yapmıyorum. Diğer kayınvalideler de yapıyor. Evet beğendiği tabakları vermiyorlar. Bak doğru puanla yaptın diyorum. İki tabağı beğendin birine 5 birine 4 versene. Neden başa gidiyorsun tekrar sarı mı güzel diyorsun. Beğenmedim. İki tabakta da beğendim. Bunda Ayten bak, olabilir orada dedin. Orada onu niye şey yaptın biliyor musun? Ayten'e ben tüyo vermedim. Sadece nasıl katlanır onu gösterdim. Orada onu gördüm. Ben onun için ona verdim. Yani olabilir diyerekten. Yoksa vallahi hani ben, öyle bir şey yoktu. Ya ben Nur böyle kurasan gibi bir şey mi yaptı? O ne böyle dolamışsın? Vallahi ben şefim nasıl burada gösterdiyse ben evde bunun muska böreğini de yapıyorum. Bu da bir değişik versiyonu. Tatlısı zaten. Ben muska zaten ben bir yanlışlık yaptıysam benim 2 puanım kesilir. Yanlışlık birinci yapmadım. 5 kat sardım. Mi? Hatta kızlar ben burada tezgahını da açtım. Tezgahımın arkası görünüyordu. O kadar ince açtım ki. Çünkü şefimiz ince olacak. 5 kattan fazla sarmayın. Hamur Yalnızım, olur. Biz bunları şefimizden dinledik. Niye yemek tarifi veriyorsun ya? Allah Allah yaptığımı söylüyorum. O 5 aldığım tabağı de ki ben bu 5'i hak etmedim. Neriman teyze teşekkür ederim. Ay, kafa karışıklığın ya. Bana yardı de. Pes doğrusu ya. Aysun tuhaf kafa bir şey söyleyeyim mi? Ya siz var ya. Hepinizin ki hepinizin tabağımın başına. Kızarmamıştı ve pişmemişti. Ben teşekkür ediyorum. İçerinde öyle ben hani gelinimi bulamam diye böyle verdim. Hiçbirinin işleri doğru düz kızarmamıştı onu da söyleyeyim. Şimdi de ikinci olarak tadıma kayınvalide Nilgün geliyor. Merhabalar. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk canım. Biraz sert olmuş ama lezzetli olmuş Seda Hanım. İçi şerbetini çekmiş mi? İçi nasıl? Yani iyi bilmiyorum şimdi. Hamuru nasıl? Hamuru güzel. Güzel hamuru. Kötü değil yani. Hı. İyi diyeyim. Kötü değil, iyi. Hı. Çok da
İlk defa yediğim için şunlara da bir bakacağım. Tamam. Tekrardan puan verirken yine yorum yaparım hani böyle böyleydi tamam. diye. Bunun hamuru yüksek biraz... Yüksek sesle yorum tatlı. Bunun hamuru biraz... Yani ne sevmedim olmuş? Hamur değil de böyle içini çok koymuş. Hı. Ondan sonra böyle börek de değil, tatlı da değil, değişik. Yani birinci daha iyiydi. Hı, daha güzel geldi o. Peki hayatım. Üçüncü tabaktayız. Bu daha güzel kesildi Seda Hanımcığım. Bu çok sert geldi. Bu daha güzel kesildi. Üçüncü mü? Evet. Peki. Bu şerbetini falan çok güzel çekmiş Seda Hanımcığım. Sen en çok üçüncü tabağı beğendin. Yani sonra bunu çok beğenmedim. Bunun içini çok doldurmuşlar. Tamam güzel olmuş ama bu bana daha lezzetli geldi. Peki şekerim. Dörtteyiz. O nasıl? İyi. Orta. O zaman puan. Bunu çok beğendim. Evet. 5. Üçüncü tabak 5 puan. Aslında bunu da beğendim de Seda Hanım. Buna da 4 vereyim. Birinci tabak 4. Bu 1. Bununla o kaldı. İkinci tabak 1. Bu da 2. 2 mi? Evet. O zaman oradasın. Dördüncü tabak 2 puan aldı. Eleme yok ama haftanın finali çeyrek var. Ne kadar çeyrek? Oka bilezik. Ne kağıt çeyrek? Oka bilezik. Bakalım 2 puanı kimle batırdı? Nilgün 2 puanla hangi gelini perişan etti? İki puan kaldıralım. Gönül. Of yani of. En baştasın 4 puan. Bakalım güzel 4 puan güzel puan. Tabii tabii iyi finalde iyi. Kime gitti? İnşallah Yağnur'dur. Yani 5 gönlümden ama. Olmazsa diyorsun 4'ü vereyim. Tabii. Ya biri verdiysen gelinle. Ay. Ay burası çok kötü bir yer. Şu değil mi masanın başı? Evet çok bak inanın bütün vücudum titriyor. Kaldıralım. Aysu. Evet, teşekkür ederim. Ay afiyet olsun. Kayınvalide Nilgün acaba 5 puanı gelini Yağnur'a mı yoksa Ayten'e mi verdi? 5 puan Ayten mi Yağnur mu? Kim aldı? Bunu kim yaptıysa mükemmel yapmış Seda Hanım. Bakın ben gelinim diye demiyorum. Yediğim zaman size dedim çok lezzetli olmuş dedim. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Ben buraya geldiğim günden beri çok şükür ki kimse malından mülkünden konuşmuyor. Ben burada jet sosyeteyim demedim. Benim bu kadar malım mülküm var demedim. Ben bu mutfaktaki başarımızdan bahsediyoruz Seda Hanım. Gelin kayınvalide burada oyun oynuyorlar. Gerçek yüzleri değil, ekranlara oynuyorlar. Belirgin görsel tüyolaşma nedeniyle -2 puanın kesildi.